Subrahmanyan Chandra Sekhar bir astrofizikçiydi. Devasa yıldızların muazzam ve hatta sonsuz yoğunluklara ulaşmak için kendi kütlelerinin altında çökebileceğini keşfetti. Bugün bu çökmüş yıldızlara nötron yıldızları veya kara delikler diyoruz. Hayatının erken dönemi ve eğitimine bakalım. Hindistan kısmı. Bu arada Subrahmanyan Chandra Sekhar Hindistanlıdır. 19 Ekim 1910'da Lahore, British India yani Hindistan'da, şimdiki Lahore, Pakistan'da doğdu. İyi eğitimli bir ailede 10 çocuğun üçüncüsüydü. Annesi çocuklarına okumayı öğreten bir tercümandı. Babası ise Northwestern Demir Yolları genel denetçisi olarak görev yaptı. Nobel ödülü kazanan fizikçi C.V. Rahman'ın babasının kardeşiydi. Küçük bir çocukken ebeveynleri ve özel öğretmenleri tarafından evde eğitim gördü. 1922'de Subrahmanyan Chandra Sekhar, 1925'e kadar eğitim aldığı Hindu Lisesi Üçlü Madras'ta öğrenci oldu. Daha sonra 14 yaşındayken Madras'ta Başkanlık Koleji'nin fizik derecesi için çalışmaya başladı. Madras şehri şimdi Chennai olarak bilinir. 1929'da 18 yaşındayken ilk akademik makalesini Compton saçılımı ve yeni istatistiklerini yazdı. Ertesi yıl lisans derecesiyle mezun oldu, fizikte onur derecesi aldı. Cambridge ve Avrupa'daki hayatına bakalım. Chandra Sekhar çoktan fizikte olağanüstü bir potansiyele sahip olarak tanımlanmıştı. Bunun sonucunda doktora yapmak için burs kazandı. Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi'nden de mezun oldu. Cambridge'deki danışmanı, fizikçi ve astronom Ralph Fowler'dı. 1930'da Hindistan'dan İngiltere'ye gemiyle seyahat ederken Chandra Sekhar, Fowler'ın ve diğerlerinin beyaz cüce yıldızlardaki dejenere elektron gazı üzerindeki çalışmalarını gözden geçirdi. Albert Einstein'ın yeni görelilik fiziğini içeren elektronların davranışını anlamak için daha önce kullanılan klasik fiziği güncelledi. Bu işi yaparken 19 yaşında olmasına rağmen Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1931'de Chandra Sekhar yazını gelecekteki Nobel Ödülü kazanan fizikçi Max Born ile birlikte çalışarak geçirmek üzere davet edildi. Almanya'nın Göttingen kentini ziyaret etti. 1932'de Chandra Sekhar bu kez Kopenhag'a, Danimarka'da Teorik Fizik Enstitüsü'nde çalıştığı ve 12 yıl önce Nobel ödüllü fizikçi Niels Bohr ile tarafından kurulduğu Danimarka'ya taşındı. 1933'te Cambridge'e döndü, 22 yaşında doktorasını aldı, ayrıca 4 yıl daha Cambridge'de araştırmaya devam etmesi için burs verildi. Astrofizik araştırmalarına bakalım. Chandra Sekhar sınırı ve yıldızların kaderi. 18 ve 28 yaşları arasında, 1929 ve 39 arası Chandra Sekhar yıldız fiziğine, astrofiziğe yoğun ilgi gösterdi. Doktora yapmak için 1930 yılında gemiyle seyahat etti. Cambridge'de bir sayı hesapladı. Şerefine bu sayı şimdi Chandra Sekhar limiti olarak adlandırılıyor. Değeri 1 ve 4. Bu sayı yıldızların kaderini belirler. Chandra Sekhar 1931 yılında Astrofizik dergisinde sonucunu yayınladı. Birkaç milyar yıl içinde güneşimiz beyaz cüce olacak. 1930'da astrofizikçiler bütün yıldızların sonunda beyaz cüceler haline gelmek zorunda kalacağına inanıyorlar. Chandra Sekhar beyaz bir cücenin sadece kütlesi güneş kütlenizin 1 ve 4 katından küçük veya ona eşitse mevcut olabileceğini keşfetti. Chandra Sekhar başlangıçta sınırın 1 ve 1,7 güneş kütlesi olacağını buldu. Ancak bu zamanla bu değeri iyileştirdi. Bir yıldızın ömrünün sonunda eğer kalan kütlesi güneşimizin kütlesinin 1,4 katından büyükse nihai kaderi oldukça garip olacaktır. Yıldızlar dengelerini kaybediyor. Bakalım. Chandra Sekhar limiti kararlı bir beyaz cücenin
sahip olabileceği en büyük kütledir. Bu limiti ilk defa Wilhelm Anderson ve A.J. Stoner hesaplamış, ancak adını bu hesapları 1930 yılında henüz 19 yaşındayken daha hassas olarak yapan Hintli-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'dan almıştır. Büyük bir yıldız patladığında arkasında kalan, ışık yaymayan ama başka ışınları yansıtabilen beyaz cüceler içindeki atomlar muazzam kütleden dolayı sıkışırlar. Bu sıkışma atom bazında elektronların atom çekirdeğine yaklaşmasına neden olur. Yaklaştıkça elektronların teorik olarak ışık hızına yakın hızlarda hareket etmesi gerektiğinden görelilik kuramı kullanılması gerekir. Hintli fizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar 1930'da yaptığı çalışmalarında durumu Fermi gazları üzerinde inceleyerek elektronların çekirdeğe düşmesi noktasını tanımlamıştır. Teorik olarak bu nokta kara deliklerin mümkün olduğunu, elektronların çekirdeğe düşebileceği bir kütlenin tamamen kendi içine çöktüğünü ortaya çıkarmıştır. Evrende süregelen madde döngüsünün en büyük parçası yıldızlardır. Yıldızlar ömürlerini doldurup yakıtlarını tükettiklerinde kütle çekiminin etkisi altında kendi içine çökme denen bir süreçten geçerler ve süpernova adı verilen bir patlamayla malzemelerini etrafa saçarlar. Bu maddeler süpernova patlaması sonucu oluşan yeni gök cisminin yıldız, kara delik vesaire gibi etrafında ulaşacak olan diğer gök cisimlerinin başka yıldızlar, gezegenler ve vesaire ham maddesini oluştururlar. Bu durumda sizi veya bizi oluşturan her bir atom bu şekilde patlamış bir yıldızdan saçılan malzemelerdir. Bir yıldızın bütün hayatı merkezci çekim kuvvetlerine karşı sürekli bir mücadelenin özüdür. Şu anda örneğin Güneş'in çekirdeğindeki termonükleer reaksiyonlar gerçekleşir. Bu süre boyunca Güneş'i oluşturan maddenin sıcaklığını ideal bir gaz gibi davranmaya başlayacak kadar yüksek bir seviyeye çıkarır. İdeal bir gazın durumunun yasasına göre sabit bir hacimde sıcaklıktaki bir artış, basınçta orantılı bir artışa yol açar. Bunun sonucunda Güneş'in çekirdeğindeki basınç sürekli artar, yer çekimi kuvveti karşısındadır ve Güneş'in dış katmanlarını korur. Yer çekimi çöküşü yıldızın merkezine hızlı bir düşüş şeklinde olur. Termonükleer fırını için yakıt rezervleri Güneş'in derinliklerinde tükendiğinde ve yaklaşık 11 milyar yıl süren mücadeleden sonra çekim gücünün çekim gücü kazanacağı zaman yaklaşık 6,5 milyar yıl gelecekte, Güneş yer çekimi kuvvetleri bir kez daha yenilgiye uğratılmış termonükleerden sonra savunma hattına çarpıncaya kadar hızla küçülmeye başlayacak. Bu da sıkıştırma kuvvetlerini tekrar bir basınç düşürmeye zorluyor. Yıldız içindeki güneşsiz elektronların yıldızının yıldızları böyle bir bariyer haline gelir. Elektronlar iki elektronun herhangi bir yörüngede aynı durumda olamayacağı Pauli dışlama prensibine uyar. Bu pozisyon herhangi bir elektronun yaşam alanına ihtiyaç duyduğunu ve sadece belirli bir sınıra yaklaşabileceğini ima eder. Bir yıldızın güneşe yakın bir kütleye sahip kütle çekimsel çöküşü sırasında dünyanın boyutlarının sırasına göre küçülmekte, daha sonra daha yakınlaşmak için hiçbir yere sahip olamayan elektronların çekilmesi nedeniyle çöküş durmaktadır. Bu aşamada bir yıldız artık enerji üretmez, yakıtı yoktur. Ancak bir süre daha parıldar ve soğumaya devam eder. Bu yıldızlara beyaz cüceler denir ve gece gökyüzünde görünen yıldızlar arasında oldukça azdır. Gerçekte beyaz cüce iki güç dengesi, yerçekimsel çekim ve içten bir tür elektron basıncı ve tam çöküşten korunur. Astrofizikte ikincisi diye anılır, dejenere elektron gazının basıncı adıyla anılmaktadır. Daha büyük yıldızlar bir süpernova flaşında patlayana kadar küçülmeye devam etmektedir.
Evet, burada astrofizikteki bir dahi Chandrasekhar'ın kısmi bir hayat hikayesi, keşifleri ve mirasını ele almış olduk. Chandrasekhar'ı ben ilk defa bir belgeselde duymuştum. Ve Chandrasekhar limiti diye tanımladığı bilgiyle duymuştum kendisini. Bu limit yani Güneş ve Güneş'ten büyük yıldızların büyüklük derecelerine göre, yani anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışayım. Benim de aklımda kalan, anlayabildiğim şekliyle. Eğer bizim güneşimizden bir yıldız birkaç boyut, yani 1.1 ile 4 arasındaki boyutlarda büyükse Chandrasekhar limitine dahil olmuş oluyor ve sonu beyaz cüce veya boyutuna göre süpernova olup kara deliğe dönüşme limiti olarak bakabilirsiniz bu olaya. Yani Chandrasekhar limiti de bunu belirleyen bir ölçüm aslında. Yani bir yıldızın sonu beyaz cüce mi yoksa kara delik mi ya da süpernova ile mi sonlanacak gibi sonuçları ele alan bir limit gibi düşünebilirsiniz. Bu fizikçi gerçekten büyük katkılar sunmuş. Bize aslında mirasında bir şekilde bırakmış. Burada da bu makalede ve hayat hikayesinde görebiliyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.